Euzu billahi s-semi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn. Ve euzu bike rabbi en yahdurûn. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezîne âdeytum minhum mevedde. Vallahu kadîr. Vallahu gafurur rahîm. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala. Ol menba'i bağı belagat. Ol andelibi gülüzari fesahat. Ve ol mahzeni fadl-i saadet Muhammed Mustafa ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin illezî tenhallu bihil ukadu ve tenfericu bihil kürabu ve tukda bihil havaicu ve tünalu bihil regaib ve husnul havatim ve husnul havatim ve yüsteskal gamamu bi veçihil kerim ve ala alihi ve sahbihi fi kulli lemhatin ve nefesin bi adedi kulli malumun lek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلْ شَيْءٍ مُقِيْتًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلٰى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَوْلَانَا مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Cenab-ı Hak ve feyyaz-ı mutlak ve Rabbül Felek hasetleri cümlemize ve cümle ümmeti merhumeye mededu inayet ve lütfi hidayet buyurup tevfikat-ı Rabbaniyesine mazhar buyursun. Uzaktan, yakından, yurt içi, yurt dışından gelen siz kardeşlerimizin ziyaretlerini Rabbim dergah-ı izzetinde ahsen-i kabul ile makbul kılsın, rızasına muvafık kılsın Rabbimiz. Pek aziz ve kıymetli ihvan-ı dinim, aziz kardeşlerim, bugünkü Eyüp Sultan Camii'mize, yani daha doğrusu Hazreti Halit Camii Şerifinde, burası Hazreti Halit radıyallahu anh Efendimizin ismine muzaf camidir. Biz Eyüp Camii diyoruz ama hakikatte Hazreti Halit Camii'dir.
ziyaretini yaptığımız zatın ismi şerifi de Hazreti Halid'dir. Burada methum bulunan Resulullah'ımızın şefaatiyle burada olan, duasıyla burada olan, asırlardan beri ziyaret edilen bu zat-ı şerif, Medine-i Münevvereli Ensar-ı Kiram'dan Hazreti Halid radıyallahu anh Efendimiz'dir. Babasının ismi Zeyd, oğlunun ismi de Eyüp'tür. Oğlunun ismi. Böyle iyice bilesiniz diye aralıklarla böyle söylüyorum. Eyüp, baba, oğlunun ismi. Onun için Eba Eyyub el Ensari. Ne demek? Eba Eyyub el Ensari. Bu zat kimdir? Medineli Eyyub'un babasıdır demek. Bak şuradaki tabelede de bak karşıda ne güzel yazmış. Efendim hattat, efendim katip, yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimet-i bari Habibi Ekrem'in yarı Eba Eyyub el Ensari. Eba Eyyub el Ensari. Medineli Ensar'dan Eyyub'un babasıdır. O Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem'in efendim yarı, onun evinde 6 ay misafir kalmış. Bu şehre bu nimet yeter, yeter, yeter de artar bile. Başka bir hazineye lüzum yok. Topkapı hazineleri bu hazinenin yanında havada uçuşan bir zerre bile olamaz. Hiçbir kıymeti yoktur. Bu nimetin yanında. Bu hazinenin yanında. Bu hazineyle Topkapı hazineleri dünyaca meşhur. Değil mi? Hazinelerimiz, Topkapı hazineleri. Yani maddi tarafını söylüyorum. Efendimizin emanat-ı mukaddesesi müstesna şüphesiz. Yani o kılınçlar, altınlar vesaireler, makamlar, mevkiler, efendim öteki asarı, atikalar bu hazinenin yanında. Hazreti Eba Eyyub el Ensari radıyallahu anh zatil bari Efendimizin hazinesi bizim için. İşte bu hazineye geliyorsunuz. Bu hazineye muhtaçız. O hazineye, maddi hazinelere gitmeden de yaşayabilirsiniz. Ama manevi hazinelerden hissebent olamazsak, oradan nasibimizi almazsak yaşayamayız. Binaenaleyh, işte böyle bir hazinenin huzurundayız şu anda. Rabbim şefaatlerine mazhar buyursun. Ziyaretini yaptınız, yapıyorsunuz. Efendim huzurunda Allah'ımızın rızası için. Sevgili Peygamberimizin rızası için buradayız. Uzaktan yakından buraya niye geldiniz? Allah'ımızı hoşnut etmek için. Onu razı etmek için geldiniz. Rabbim cümlenizden, cümlemizden razı olsun. Ziyaretini yaptığımız bu büyüklerimiz, diğer büyüklerimiz, diğer ziyaret ettiğiniz İstanbul'umuzun diğer hazineleri, manevi hazineleri, onların kabri şeriflerine gitmek, hayattayken onları ziyaret etmek gibidir. Hiç değişen bir şey yok. Aynen. Hayatta nasıl ziyaretine giderseniz bir mübarek zatı, onun irtihalinden sonra da kabri şerifini ziyaret de aynıdır. Hiçbir noksanlık yoktur. Aynı ile kabul ederler. Mukabele ederler. Biz Allah'ımızın rızası için geldik. Onun rızasını elde etmek, kazanmak için geldik. Onlar da bize mukabil, ya Rabbi bu kulların senin rızan için binlerce kilometreden gelmişler Avrupalardan. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden yüzlerce kilometre. Allah'ım sen de onlardan razı ol diye yalvardılar mı? İşte hazineye sahip olduk. Allah mübarek etsin.
İşte o zaman kazandık. Allah'ın rızası. Çünkü ve rıdvanun minallahi ekber. Hazreti Allah'tan azıcık bir rıza çok büyüktür. Çok büyüktür. Her şeyden büyüktür onun rızası. Makamlardan, mevkilerden, dünyalardan, yedi kat semalardan. Bütün bu dünyanın her tarafı altın, her tarafı nimet sana tahsis edilse, efendim senin olsa, Allah'ın rızası yanında bunlar. Hepsi birer hiçten ibarettir. Rabbim sevgililerinin rızasına bizi mazhar kılsın. Sevdiği kulları, gönül sultanları, üstazlarımız, mürşitlerimiz, evliyaullah, ya Rabbi ben bu kullarından razıyım buyurursa, derlerse, Rabbimiz de onları kırmaz. Onları mahcup etmez, onları darıltmaz, katiyen onların razı olduğuna Cenab-ı Hak ben razı değilim buyurmaz kardeşler. Allah'ımız bu nimete mazhar etsin. Şimdi rıza-i ilahi deyince dersim şefaat-ı Muhammediye. Geçen haftalardan beri huzurda buna dair ayetlerden siz kardeşlerimize izahatta ifadede bulunmaya çalışıyorum. Kırık dökük cümlelerimle Cenab-ı Hak tesirini halk buyursun. Bir Efendimizin şefaat hadisini bir bölümünü okumuştum geçen. Fakat devamı uzuncadır. Vakit müsait değil dedik. İnşallah gelecek sohbetimizde diye sizlere arz etmiştik. İnşallah onun devamını getiririz bu sohbetimizde. Allah'ımızın rızası deyince burada bir kıssayı da anlatmak istiyorum. Allah rızası için dendiği zaman onu aman reddetmeyiniz. Aman reddetmeyin. Yani birisi Allah rızası için dediği zaman o ne istiyorsa onun karşılığını güzel sözle olsun mukabele ediniz. Verebilirseniz, imkanınız varsa onu arzu ettiği şeyi yerine getirmeye çalışın. Getiremezseniz bile onun için en büyük yardım da duadır. Dua ediniz. Allah rızası için diyor çünkü. Mevla'yı aracı kılıyor. Yaratanımızı ortaya koyuyor. O reddedilir mi? Allah'ın rızası da her şeyden büyük olduğu için hiçbir makamla, mevkiyle, servetle mukayese edilemediği için. İbni Ömer radıyallahu anhuma Efendimiz'den şöyle bir mervi hadis-i şerif. Resulullah'ımız şöyle buyurmuşlar. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men isti'aze billah fe'i'zuhu. Kim ki size Allah rızası için sığınırsa, Allah rızası için size sığındı, sizden bir talebi var, Allah rızası için bir isteği varsa buyuruyor Peygamberimiz, fe'i'zuhu, ona yardımcı olunuz. O Allah rızası için size elini uzatana siz de elinizi veriniz. Gönlünü uzatana gönlünüzü veriniz. Onun arzusunu yerine getirmeye çalışınız ve onu korumaya alınız. Size sığınmış, Allah rızası için sığınmış, siz de onu korumaya gayret ediniz buyuruyor Peygamberimiz. Yine ve men se'ele billahi fe'atu. Allah rızası için bir şey istiyorsa sizden, talebi bulunmuşsa, onu da siz verme imkanına sahip olduğunuz müddetçe de veriniz. Çünkü o duruma kendinin düştüğünü de bir düşün. Onu da unutma. O öyle bir duruma kendin düştüğün zaman, senin arzun yerine getirildiği zaman nasıl memnun ve mütehassıs olacağını unutma. Yine ve men de aküm fe ecibuhu.
Kim sizi Allah rızası için davet ederse, Allah rızası için, şeye değil, eğlenceye değil, oyuna değil, içkiye, kumara, bilmem nereye, gayrimeşru bir yere değil, Allah rızasının olacağı bir yere sizi davet ettiği zaman mazeretiniz yoksa icabet ediniz. Bunların hepsi içtimai hayatımızda bizi birbirine bağlayan unsurlardır. Bizi birbirine kaynaştırandır. Kardeşinin düğününe gitmesi, kardeşinin vaki sünnet merasimine gitmeniz, ne bileyim daha başka davetlerine icabetiniz, kaynaşmanızı, sevgi ve muhabbetinizin artmasını sağlar. Aranızdaki bağı kuvvetleştirir. E sen beni çağırırsan ben gitmezsem, ben seni çağırırsam gelmezsen, o zaman sevgi, aradaki bağ, muhabbet diye bir şey kalır mı? O zaman kopukluk meydana gelir. Onun için Efendimiz madde madde bu hadis-i şeriflerinde ve men sana'a ileyküm marufen fe keifuhu, evet fe kafiuhu buyurmuşlar. Yani size Allah rızası için bir iyi iş yapan olursa, size bir iyilikte bulunmuşsa Allah rızası için, siz de o iyiliğin karşılığını verin. Bir kahvenin, bir fincan kahvenin atasözü, 40 yıl hatırı varmış değil mi? Hatırını gözeteceksin onun. Yani madem sana Allah rızası için bir bardak su verdi, geçen hafta söyledik, dünyada öyle birisi daralmış, 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 susuzluktan ağzı kurumuş, yapışmış dili damağa. Geçerken bir hanenin önünden beyefendi su demiş, su yok mu? Al hemen ona bir bardak su ikram etmiş. Doyasıya diyelim. Yani adam o anda parayla 1 milyar dese verecek. Öyle değil. Öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış. Hararet, had safhada. Parası da varsa, hayır bir bu bardak suyu sana 1 milyardan aşağı vermem dese verir yani. Cep telefonlarımızı tekrar kontrol edelim lütfen. İnşallah dersin sonunda yine ikaz ederim. Demek ki öyle susamış. O da getirmiş ona bir bardak su. Buyurun demiş. Bir daha kana kana içmiş ama o kadar hora geçmiş ki ona milyarlar bağışlamış gibi olmuş. Çok memnun olmuş, mütehassıs olmuş. Ve ahirette Allah karşılaştırmış. Geçen hafta bahis mevzu etmiştim. Duymayanlarınıza tekrar işaret etmiş oluyorum. O suyu ikram eden cehenneme gitmiş. O susayan, ağzı kuruyan o zat, o ise abid, zahid birisiymiş. O da cennetlikmiş. Efendimiz anlatıyor, Resulullah'ımız anlatıyor. Onları görüştürmüş, cennet ehli, cehennem ehliyle görüşürken, o abid zat, o kendisine su vereni ile karşılaşmış ama tanımıyor. Cehennemde yanıyor, istirap içinde, sıkıntı içinde, kendisine su verdiği abid kişiyi görünce feryat etmeye başlamış. Demiş işte Ahmet Efendi, Hasan Efendi, hani ben sana Eyüp'te, eğer burada olmuşsa, geçmiş asırlarda diyelim, dünyanın neresinde cereyan etmişse, Beni İsrail zamanında veya daha evvel, Efendimiz anlatıyor. Efendim, ben sana yardım etmiştim, ne olur şimdi sen bana yardım et, sen ehli cennet, Allah seni abidlerden, zahitlerden kılmış. Efendim biz burada yanıyoruz, sıkıntı, cehennem azabı içindeyiz, ne olur yardım elini bize uzat, Allah rızası için ne olur. Adam demiş ki ya ben seni tanımıyorum işte, diyecek diyor Peygamberimiz. O abid diyecek ki ben seni hiç tanımıyorum, ya sen kimsin, ya nasıl tanımadın sen beni, bir düşünsene, hani susuzluktan ağzın burnun her taraf böyle yapışmıştı birbirine, bana mı uğradın da ben de seni
Bardak bardak su verdim ya. Allah rızası için senin hararetini giderdim, sıkıntını giderdim, ihtiyacını temin ettim. Ne olur ben şimdi muhtacım, işte o benim. Ha, şimdi anladım diyecek, hatırlayacak diyor Peygamberimiz. O abid, evet 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 evet. Öyle bir gündü ki o gün, evet hayatımda unutamadığım ıstıraplı bir günümde sen beni serinletmiştin, şimdi hatırladım diyecek. Ve secde-i Rahman'a varacak. Allah'ım sana malum bu benim o sıkıntılı günümde bana yardımcı oldu bir bardak suyla. Beni serinletti Allah'ım. Sen de bu kulunu yalvarıyorum Allah'ım serinlet, şu azaptan şu hararetten kurtar Allah'ım diyecek. Ve Cenab-ı Hak onu cehennemden azat edecek. O ona şefaatçi olarak o azaptan kurtulmuş olacak. Demek ki Allah rızası için bak bir bardak su neye mal oldu? Hangi iyilikle Allah'ımızın rızasını kazanacağımızı bilemeyiz. Bilemeyiz. Ya Rab, rızanı mucip ameller nasip eyle bize Allah'ım. İşte bu hadis-i şerifte de size birisi bir iyilik yaptı mı onun karşılığını veriniz diyor Peygamberimiz. İyiliğe herhalde iyilikle mukabele edilir değil mi efendiler? İyiliğe kötülükle mukabele edildi mi o ihanettir. İyiliğe iyilikle mukabele edeceksin. Öyleyse Rabbimiz bize bütün iyilikleri, bütün güzellikleri bize ihsan etmiş mi? Etmiş. E biz de nasıl mukabele etmemiz lazım şimdi? İyilikle. Ne o iyilik? Allah'ın emirleri. Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz onun cevabıdır. Allah'ın yasak ettiği her türlü menhiyattan da kendimizi korumamız, onun rızası için uzaklaşmamız da görevimiz, vazifemizdir. Vazifemizdir. Binaenaleyh size, sizin gibi biri iyilik yaptığı zaman ona mukabele ediniz. Onun cevabını vermeye çalışınız. Onu iyiliksiz bırakmayınız buyuruyor Fahri Kainatımız. Onun için büyüklerimiz de bir acı kahvenin 40 yıl hatırı var demiş. Demek 40 yıl unutmayacaksın yani. Bir bardak su, bir kahve ikram etmiş geçerken bir hane sana. Demek 40 yıl onu unutmayacakmışsınız. Bu mürüvvetin, insanlığın gereği diyor. E peki Allah'ımızı nasıl unutuyor bu insanlar? Allah'ımız bir kahve değil, ona hayat vermiş, insan olarak yaratmış, mükemmel azalar vermiş, akıl vermiş, fikir vermiş, yiyecek vermiş, içecek vermiş, yaşayacağı yerleri Hazreti Allah en güzeliyle ihsan etmiş. Öyle mi? Makamlar vermiş, vermiş, vermiş ve in te'uddu nimetallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini ömür boyu saysan bitirebilir misin? Efendim? Bitiremez. Ömür boyu. Başka hiçbir şeyle meşgul olmasan da başlasan Rabbinin sana verdiği nimetleri saymaya. Bir, iki, şu nimet, şu nimet. Ömrün yetmez. 50-60 yılda sayamazsın. 80 yılda bitiremezsin. 80 bin sene yaşasan da gene bitiremezsin. E peki bu kadar nimetler veren Allah'ımızın hiç mi hatırı yok? Ey insan! Bak bak bak. Hiç hatırı yok. Hiç o hatırı düşünmüyor. Bütün bu nimetlerin sahibine karşı bir kahve değil. Bütün bu nimetleri veren Allah'ına gece gündüz isyan ediyor. Küfrediyor kafirler. İsyan ediyor asiler. Gaflet ediyor gafiller. Nasıl gafil olabilirsin bu kadar nimet içerisinde, bu kadar devlet içerisinde, bu kadar ni'am-i subhaniye içerisinde nasıl unutulur? Nasıl nankörlük yapılabilir? Olduğunu 40 yıl hatırı vardır atasözünden çok şeyler anlamamız lazımdır. Binaenaleyh size iyiliğe iyilikle cevap veriniz buyurduktan sonra Efendimiz eğer o
karşılığını verecek iyiliğiniz yoksa, yapacak yani, o size nasıl yardım etti diyelim, para yardım etti, öyle diyelim. E sen de ona para yardım etme imkanın yok, başka türlü bir imkanın yok, makamın mevkiin yok ki o makam ve mevki itibariyle ona bir yardımcı olasın. Ne bileyim, yok. Neyin var sadece? Dilinle kalbin var, başka bir şeyin yok. İşte o zaman diyor Cenab-ı Peygamberimiz, fed'u lehu, onun için dua ediniz. Allah'ım şu kulundan razı ol. O bana ne iyilikler yapmıştı. Ona mukabele edemiyorum onun bana yaptığı gibi. Allah'ım ondan razı ol ya Rabbi. Ondan memnun ve mütehassıs ol Allah'ım diye ona dua ediniz. İşte o zaman ona en büyük mukabil iyiliği yapmış olursunuz. Hadis-i şerifinden sonra size başka bir kıssayı da burada arz etmek istiyorum bu vesileyle. O da yine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri bir gün eshabiyle otururlarken Efendimiz, size Hızır'dan bahsedeyim mi ey eshabım buyurmuş. Bütün eshab, duyanlar, aman efendim, hay hay efendim, buyurun dinliyoruz efendim demişler. Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhteremimiz size Hızır aleyhisselamdan, Hızır'dan haber vereyim demiş. Evet. Ve bir gün buyurmuş, Beni İsrail sokaklarında Hızır gidiyordu. Hızır diye bir Allah'ın kuluna biz inanır, iman ederiz. İnanır, iman ederiz. Kur'an-ı Kerim'de, Sure-i Keyf'te kendisine işaret edilen o olduğunu kabul ederiz. Allah şefaatlerine mazhar buyursun. Allah kendisine ömür vermiş kıyamet gününe kadar, ama ölecek. Fatiha-i Şerif üstazım Süleyman Efendi Hazretlerinden kaddesallahu sirrehul aziz kalmış hafızamda, Hızır aleyhisselam, Allah'ım senden Fatiha suresinin, onun bir tecelliyatını göstermiş Cenab-ı Hak peygamberimize, vahiy buyurduğu, iki defa vahyettiği Fatiha suresinin tecelliyatına kıyamete kadar dünyada mazhar olmak üzere ömür istemiş Cenab-ı Hak'tan. Allah'ımız da vermiş. Ama ölecek. Sonunda Azrail aleyhisselam ruhunu kabz edecek. Çare yok. Allah'ın böyle kudretleri vardır. Böyle istisnai kıyamete dek ömür verdikleri vardır. Şimdi bazıları acaba kabul etmekte bunu güçlük mü çeker bilmiyorum. Niye güçlük çeksin ki, ben ona hemen deyiveririm ki Allah bir numaralı düşmanı olan şeytana kıyamete kadar ömür vermiş mi? Efendim? Bir numaralı düşmanı, peygamberlerin düşmanı, müminlerin düşmanı, meleklerin düşmanı, en korkunç Allah düşmanı. İnnehu leküm adüvvün mübin. Ayet. Böyle bir düşmanı istemiş Allah'tan ömür. Ayetlerde Allah'ımız haber verir. Bana ömür ver diyor Bağız gününe kadar. Allah'ım diyor şeytan. Cenab-ı Hak da Bağız gününe kadar değil ama malum güne kadar sana ömür verdim diyor. Yani kıyamete kadar. O kıyametten sonraki diğer şeyleri kastetmiş. Yok, Bağız gününe değil, malum kıyamet gününe dek, ila vaktim malum buyurmuş Cenab-ı Hak. Sen vakti maluma kadar mühlet verilenlerdensin, yaşayacak olanlardansın buyurmuş kime? Baş düşmanına. Allah'ımız kıyamete kadar ömür verir de sevgililerine niye vermesin? Sevgili kullarından bazılarına niye vermesin? Anlatabildim mi acaba efendim? Efendim? İnandık, iman ettik. Öyle
Allah'ın sevgili kulları vardır. Binaenaleyh istisnai ama sevgili peygamberimizi diğer peygamberler arasında çok genç yaşında bu alemden ebediyete almış. Onun da başka hikmeti var. Efendimizin öbür alemden bizimle beraber hayatı ise öteki peygamberlerin hayatta bulunmasından daha kuvvetli hay olarak aramızdadır. Onun bu alemden gidişiyle kalışı arasında hiç fark yoktur. Efendimiz hayat-ı maneviyesiyle aramızdadır, başımızdadır, sahibimizdir. Allahu Zülcelal şefaatlerine mazhar buyursun. Binaenaleyh Hızır Aleyhisselam da böyle yaşayan Allah'ın abid, zahid bir kulu, Fatiha-i Şerife'nin tecelliyatına mazhar oluyor devam. Buyurmuşlar idi, onu istemiş Cenab-ı Hak'tan, Rabbimiz de ihsan et. İşte bu Hızır bir gün Beni İsrail sokaklarında tebdili kıyafet efendim gidiyor. Giderken çarşıyı pazara uğradı buyuruyor Efendimiz. Yani hadis-i şerif uzunca da ben mealini size arz ediyorum. Ve bir fakir bunu gördü sokakta. Rastladı Hızır'a, Hızır Aleyhisselam'a. Onu görünce yaklaştı ona dedik. Ey Allah'ın kulu, Allah rızası için senden bir şey talep ediyorum dedi. Hızır'a, Hızır Aleyhisselam'a, fakir, mükade. Allah Allah. Ona dedi ki, iyi ama kardeşim sana verecek hiçbir şeyim yok dedi Hızır. Sana verecek hiçbir şey. Çünkü Hızır'ın cebinde parası yok bizim gibi. O böyle dünya ehli arasındadır ama dünya ehillerinden biri gibi değildir. Öyle paraya, makama, mevkiye, eve vesaireye ihtiyacı yoktur onun. O oturduğu bir taşın üzerinde Allah Allah demeye başladığı zaman, Allah'ı zikretmeye başladığı zaman taş yeşerir. Oradan bitkiler, yeşillikler meydana gelmeye başlar. Çorak bir yerde Mevla'yı zikretmeye başladığı zaman orası yeşerir. Onun için onun ismi Hıdır'dır. Hıdır da yeşillik demektir. Yeşerdiği için. Onun için ilkbahar da ona niyabeten, nispeten Hiderler deriz değil mi? Hıdır İlyas. O iki zatın efendim birleşiminden baharın güzelliği, efendim baharın yeşilliği onlardan kinaye olarak söylenir. Binaenaleyh böyle bir zat dedi ki ona, fakire, ya sana verecek bir şeyim yok benim kardeşim. Yok dedi fakir. Yakasından yapıştı buyuruyor peygamber. Bırakmıyor. Dedi ki yahu sen çok iyi bir insana benziyorsun. Yani sende bir şey vardı, ver ver dedi diyor. Ya kardeşim yok verecek sana, işte bak ne cebimde ne kesemde hiçbir şey yok sana. Yahu gel yapma, sen iyi bir insana benziyorsun, muhakkak sende bir şey vardır, verirsin bana diye ısrar etti. İsrar edince dedi ki Hızır ona, dedi kardeşim hakikaten sana verecek hiçbir şeyim yok ama sen Allah rızası için deyince dayanamadım. Şimdi sana ben cebimden kesemden verecek bir şeyim yok ama bu varlığımı, kendimi, nefsimi sana köle olarak veriyorum dedi. Allah Allah. Köle köle. Al beni dedi şimdi sen. Ben senin dedi kölen olarak sana kendimi verdim. Hibe ettim. Hediye ettim. Şimdi ben senin kölenim. Götür beni pazarda sat. Çok büyük parayla sat beni dedi. Zengin olacaksın hemen. Adam öyle deyince dedi fakir aptallaştı, böyle şaşırdı. Yahu nasıl olur, böyle şey olur mu falan. Olur olur dedi o. Bak deminden beri sen bana ısrar ediyorsun. Ben sana verecek param mesaiyem yok diyorum. Şimdi benim dediğimi dinlesen. Zarar etmeyeceksin. Hem sen kazanacaksın hem ben kazanacağım dedi. Diyor Hızır. Peygamber Efendimiz eshabına anlatıyor efendiler. Bu Buhari-i Şerif'te de, diğer mevsuk hadis kitaplarında da hadisi şerif mevcuttur, mektuptur. Binaenaleyh öyle deyince peki dedi onu, aldı diyor. Köle pazarı var orada, köleler alıp satılıyor. Aldı bunu,
Hızır Aleyhisselam'ı, Hızır olduğunu bilmiyor. Götürdü artık kölesi onu. Köle pazarına hemen talipler geldiler. Ne istiyorsun? İşte dedi ki ona, en yüksek fiyatla sat beni dedi. En yüksek. O zaman bir köle bir daire parası diyelim. Bir daire. Adam peki, birisi talip oldu, aldı. Parasını da peşin ver. Fakir birden zengin oldu. Teşekkür ederim, Allah razı olsun dedi. Bunda bir hikmet var dedi. Ayrıldı gitti oradan. Şimdi Hızır o satın, kendisini satın alan zatla beraber aldı onu, götürdü köyüne, kasabasına, zengin bir adam diyelim, diyor aldı götürdü. Neyse vardı, ona dedi ki bak bu ev senin, şu oda senin, burada yatacaksın, burada kalkacaksın. Onun Hızır olduğunu o da bilmiyor. Köle Hızır emrinde onu. Allah rızası için deyince dayanamadı. Ve yatacak yerini, yiyecek yerini gösterdikten sonra bir gün geçti, iki gün geçti, ona bir iş buyurmuyor ev sahibi. Dedi ki Hızır, buyuruyor Peygamberimiz, efendi sen benim efendimsin, benim Mevlam efendimsin, bana hiçbir iş buyurmuyorsun, kaç gün oldu ben böyle boşuna duruyorum, bir iş ver bana da çalışayım, ben senin hizmetine geldim. Ha öyle mi dedi, peki bak şurada dedi şöyle taşlar var, onları işte yavaş yavaş buradan şuraya taşı, boş durma. Peki efendim dedi. Kendisi de bir yere gitti ev sahibi. Hemen onu, yani 3 günde taşınacak, 3 günde yapılacak o işi diyelim, buyuruyor Peygamberimiz, hemen yarım saatte o işi yaptı bitirdi. Hızır kuvvetiyle yapıyor. Hemen yaptı bitirdi. Adam eve geldi baktı. Allah Allah, şaşırdı. Allah Allah dedi ya. Allah razı olsun. Sen ne iyi adamsın dedi ya. Ya bu bir haftalık iş, sen bunu hemen yarım saatte yapmışsın, ben bunu hemen yap demedim sana yani. Sen ne kadar sahibine bağlı, ya ne kadar itaatkarlısın, çok teşekkür ederim dedi, memnuniyetini ifade etti. Baktı ki onun haline, davranışına, eve sadık, işine sadık, devam ediyor. Bir gün, iki gün, 5 gün, bir hafta, 10 gün, bir ay, 2 ay, Hızır evinde köle zat. Bir gün adam seyahate çıkması icap etti, buyuruyor Peygamberimiz. Efendimiz anlatıyor eshabına. Seyahate çıkmak icap etti. Dedi ki ona, bak ben seyahate çıkıyorum. Sen çok emin bir insansın. Seni denedim bugüne kadar. Çok emin, emin, o kadar eminsin ki namusumu, şerefimi, malımı, mülkümü, servetimi hepsini sana emanet ediyorum. Ben şimdi uzunca bir müddet belki gelemeyeceğim. Ben gelinceye kadar ben buraya bir plan çizdim. Şuraya bir oda yapacaktım şöyle, kerpiçten. Sen ben gelinceye kadar yavaş yavaş kerpiç kes, hazırla da gelince biz onu yapacak ustasını bulur, yaptırırız. Dedi ve emanet etti, ayrıldı gitti. O hemen, o gider gitmez kerpiçleri kesti. Onun planı üzere evi de yaptı. Yani oradaki o yapılacak, o inşaat neyse onu da yaptı, bitirdi. Adam geldi diyor. Ah, bir baktı, Allah Allah. Buyurduğu işin yüzlerce misli fazlasıyla olmuş. Dedi ki ona diyor, otur. Sen kimsin? Bana anlat kendini dedi diyor. Şüphelendi diyor ona. Ya sen normal bir insana benzemiyorsun. Normal bir köle böyle yapmaz. Ya sen ne kadar iyi insansın. Ben sana bir iş buyuruyorum, sen 10 tanesini yapıyorsun. Sen kimsin dedi ya. Sen ne kadar iyi insansın, ne olur kendini biraz daha bana tanıt dedi. Allah rızası için dedi sana rica ediyorum, sen kimsin? Deyince dedi, o kendisini o zaman tanıttı. İşte zaten ben bu yollara Allah'ımın rızası için düştüm. Allah rızası için açıkla deyince dayanamadım. Şimdi ben sana kim olduğumu anlatayım dedi diyor Hızır. Ve dedi ki diyor, ben Hızır'ım. Duyduğunuz, hani hiç duydunuz mu Hızır diye birini? Evet, işte o benim dedi diyor. Nasıl oldu böyle, sen nasıl bana köle olarak gel? Anlatayım diyor. Kıssayı anlattı ona. Demin anlattık ya, dinlediniz. Ona anlattı diyor. İşte
verecek bir şeyim olmadığı için kendimi ona köle olarak verdim ve köle olarak beni sat dedim. İyiliğe bakın efendiler, Allah rızası için talep edilince işte Allah dostları böyledir. Hazreti Allah'a böyle yaklaşılır. Mevla'nın rızası böyle temin edilir. Ya Rab, o rızana muvaffak olan, o rızana mazhar olan kulların şefaatine bizi de mazhar eyle. Şimdi sana ben kendimi tanıtıyorum. İşte ben Hızır'ım dedi diyor. Aa deyince diyor, adam telaşlandı. Ya söyle ben sana nasıl yardım edeyim? Yani bu kadar yaptığın işlere karşı sana ben nasıl yardımcı olayım? Dedi ki diyor, senin hiçbir yardımını ben alamam. Hiçbir yardımını da kabul edemem. Ben sizden biriyim ama sizden biri gibi değilim. Binaenaleyh, ancak bana iyiliğin, bana yapacağın iyilik beni azat etmekliğindir. Bana hürriyetimi vermekliğin olabilir. Allah Allah. Kölesi ya onun. Kölenin de azat edilmesiyle hürriyete, yani hürriyetinin verilmesi lazım. Ben seni hürrettim. Hürsün bundan sonra. Özgürsün diyorlar. Yani şimdi kitabirimizle efendim, dünya hep özgürlükten bahsediyor ama nice fakir fukarayı, nice müminleri de inim inim zulüm altında inletiyorlar. Görünüşte özgürlük, özgürlük, özgürlük. Tutturmuşlar şeytani bir özgürlük. Ne özgürlüğü? Şeytanın esaretinde, zulüm altında devam ediyor. İşte gerçek hürriyet nefsin elinden kurtuluştur. Şeytanın elinden kurtuluştur. Binaenaleyh Hızır Aleyhisselam da diyor ki, senin bana Allah rızası için yapacağın iyilik benim hürriyetimi bana vermekliğindir. Bu kölelikten beni kurtarmaklığındır. Ya öyle mi diyor? Peki o zaman diyor, ben sana bunu Allah rızası için seni azat ettim diyor. Azat ettim der demez Hızır Aleyhisselam secde-i rahmana varıyor. Şöyle yalvarıyor efendiler. Elhamdu lillahillezî evsekani bil ubudiyyeti sümme neccani minha. Hızır Aleyhisselam'ın duası. Sevgili peygamberimiz efendim hadis-i şeriflerinde bunu böyle bildiriyor ve Hazreti Ebi Umame Hazretleri bu hadis-i şerifi peygamberimizden duymuş, o rivayet ediyor ve şöyle duasını tamamlayıp o zatın yanından ayrılıyor. Diyor ki, ey benim Allah'ım, sana hamd eder. Ey beni evvela kulluk, kölelikle tutsak yapan Allah'ım. Evvela beni köle olarak birisine satan Allah'ım. Sana hamd ederim. Sonra da beni o kölelikten kurtaran Allah'ım. Sana hamd olsun diyor. Evvela köle olarak Cenab-ı Hak onu, o zata, sonra da kölelikten yine onu azadını temin eden kim yine? Hazreti Allah. Evvela beni tutsak yapan, sonra da beni kurtarıveren Allah'ım, sana hamdolsun diyor. İşte benim aziz ihvanı dinim, Allah'ımızın rızası hedefimiz olacaktır. Allah'ımızın rızası olmayan bir amelin hiçbir kıymeti, değeri yoktur. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ımızın rızası için okuyacağız, okutacağız, öğreteceğiz, öğreneceğiz. Namazları hep rızayı ilahi ama içimizden, gönlümüzden, riyadan uzak, haçlarımızı, öteki kulluk vazifelerimizi hep rızayı subhani için yapacağız. Bütün bu gayretlerimiz, dünyadaki amellerimiz hep rızayı ilahi. İşte böyle bir rızaya kavuşabilmemiz için Allah ve Resulüne itaat etmemiz lazım. Allah'ın gönül sultanlarının hoşnutluğunu almamız lazım.
Kabirlerini ziyaretle de onların hoşnutluğunu alabiliriz. Onların rızasına ulaşabiliriz. İşte bütün bu ziyaretleriniz, bütün bu gayretleriniz ve gayretlerimiz hep bu rızaya kavuşabilmek içindir. Sevgili Peygamberimizi inşallah şefaatine ulaşmamız için de onun rızasına ulaşmamız lazım. Sevgili Peygamberimiz, ya Rab, ben dünyadayken bu kulun, benim bu ümmetim beni unutmuyordu. Bana şöyle bir saygısı, böyle bir hürmeti vardı. Ne olur Allah'ım, o hürmetinden, o saygısından naşi, ona ben yardımcı olmak istiyorum. Ona şefi olmak istiyorum. Allah'ım, onu halas et Allah'ım buyurduğunda onu kırmayacaktır ve darıltmayacaktır Hazreti Allah. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Katiyen darıltmayacaktır. Ve onu rızasına da erdirecektir. Hazreti Enes İbni Malik'in rivayet buyurduğu hadisi şerifin bir bölümünü geçmiş sohbetimde okumuştum. Ama devamını okuyamamıştım. Sevgili Peygamberimizden şöyle duyduğunu Hazreti Enes İbni Malik rivayet buyuruyordu. Semi'tün Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yakul izakâne yevmül kıyame şefaatü fekultu ya Rab edhilil cenne men kâne fî kalbihi hardeletün feyedhulûne sümme ekûl edhilil cenne men kâne fî kalbihi edna şeyin fekâle enesün ke enni enzuru ilâ esâbi Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin buraya kadarını okumuştum geçen hafta. Ondan sonrasını devam edelim. Yani buraya kadar ne buyuruluyordu? Duymuş Efendimiz'den, Resulullah'ımız kıyamet günü Allah bana şefaat izni verecek. Şefaat selahiyeti verecek bana Rabbim. Ben de o zaman şöyle diyeceğim. Ey benim Allah'ım, ey benim Rabbim, kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanı affet, cennetine koy Allah'ım diyeceğim. Rabbim de onları cennetine koyacak. Şefaatimle. Öyle günahkarlar olacak. Sonra yine diyeceğim ki Allah'ım, kalbinde hardal tanesinden daha az imanı, sana muhabbeti, bana sevgisi olanı, onu da bağışla Allah'ım. Ona da beni şefaatçi kıl diyeceğim. Rabbim onu da kabul edecek. Ve Enes Hazretleri bunu söyler ki Efendimiz parmaklarını yumarak işaret ettiğini görüyordum. Buyuruyor ve devam ediyor. Efendimiz feyetune kıyamette, yarın ahirette, asıl vatanımız orası, asıl gideceğimiz yer orası. Değil mi efendiler? Oraya doğru yaklaşıyoruz. Hepimiz şu anda dünyadan adım adım uzaklaşıyor, ahirete yaklaşıyoruz. Hepimiz dünyadaki yaptığımız şahane köşklerimizden, varsa saraylarımızdan, makamlarımızdan, servetlerimizden, o yazlık kışlıklarımızdan her gün uzaklaşıyor, o bir metrekare kabire doğru yaklaşıyoruz. Her geçen gün. Her an oraya yaklaşıyoruz. Mümin her gün şu geçici süslü dünyanın süsünden uzaklaşarak cennete yaklaşıyor. Allah'ın cennet ve cemaline yaklaşıyor. Kafirse bu dünyanın zinetine, süsüne aldanarak imandan mahrum olanlar ise cehennem ateşine yaklaşıyorlar her geçen gün. İşte o gün. Feyetune İsa feyakul lestu leha velakin aleyküm bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem feyetuni feekul ene leha festezenu ala rabbi feyüzenu li ve yülhimni mahamide ahmeduhu biha la tahzuruni
el-an fe ahmeduhu bitilkel mahamid ve ehkiru lehu saciden fe yukal ya Muhammed irfa re'sek ve kî ve kul yusma lek ve sel tu'ta ve şfa tuşaffa ila ahiril hadisi şerif. Böyle devam ediyor. Yarın kıyamet günü insanlar, mahşer halkı kardeşim İsa'ya gelecekler. Buyuruyor Resulullah'ımız okuduğum hadis-i şerifte. Evet, kardeşim İsa'ya gelecekler. Diyecekler ki ya İsa bize şefaat et. Çok dardayız diyecekler. Kardeşim İsa onlara diyecek ki bugün size şefaat selahiyeti bende değildir. Sizin aradığınız ben değilim. Size sizin istediğiniz gibi ben yardımcı olamayacağım. Ancak sizi ahir zaman peygamberi, bizim de kendisine bağlı olduğumuz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göndereyim diyecek. Ve bana gelecekler. Bana gelecekler. Dertlerini bana arz edecek mahşer halkı. Ben de diyeceğim ki onlara evet bu izin selahiyeti Rabbim tarafından bana verildi. İzin isteyeceğim Rabbimden. Allah'ım bu kulların mahşerde bana müracaat ettiler. Ediyorlar Allah'ım bana izin ver de bunlara şefaat edeyim ya Rab diyeceğim. Ve Rabbim bana bir şeyler ilham edecek orada. O ilham edeceklerini de şimdi şu anda onları hatırlamıyorum ama orada onlarla Allah'ımı hamd edeceğim. Onun güzel sözleri, onu güzel, en güzel şekilde medih ve senalar öğrettiği, bana ilham ettikleriyle onu hamdü senadan sonra Allah'ıma yalvararak secdeye kapanacağım. Secdeye kapanacağım mahşerde. Yerlere alnımı sürerek secdeye vararak Allah'ım va ümmeti ümmetimi ver bana ya Rab. Çünkü sevgili peygamberimiz benim ceddim İbrahim femen tebi'ani fe innehu minni. Kardeşim İsa ve in tuazzibhum fe innehum ibaduk. Allah'ım ceddim İbrahim dedi ki kim bana tabi olursa o bendendir. Kardeşim İsa da Allah'ım senin kullarını azap edersen sen bilirsin ama onlar senin kullarındır demişti. Şimdi ben de diyorum ki Allah'ım bunlar benim ümmetimdir Allah'ım. Bana bağışla bunlar Allah'ım diyeceğim. Secde-i Rahman'a varacağım. Rabbim tarafından bana şöyle ilham olunacak. Ya Muhammed irfa re'seke, başını kaldır secdeden Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed kaldır başını ve kul ne istiyorsan iste yüsme lek ve sel tuta ve şfa tüşeffa. Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed başını kaldır. Şimdi iste benden ne istiyorsan verilecektir. Sana ihsan edilecektir. Şefaat et. Şefaatinde kabul olunacaktır. Ey benim sevgilim, ey benim habibim. Burada hiç mahcup bırakılmayacaksın. Hiç darıltılmayacaksın. İste, isteklerin verilecek. Arzu et, isteklerin sana ulaştırılacaktır. Dendikten sonra ben şöyle diyeceğim. Ya Rab, ümmetimi istiyorum. Ümmetimi istiyorum. Onlar büyüklüğü işte buradadır. Onların annemizden babamızdan bize daha yakın olmalarını gereği ve hikmeti işte budur. Binaenaleyh bizi böyle düşünen bir peygamberi dünyada tanımayan, tanımak istemeyen elbette küfre girer. Ona isyan,
ona itaatsızlık küfürdür. Allahu Zülcelal bundan cümle ihvan ve ehvatımızı muhafaza buyursun. Ve ümmeti ümmeti diyeceğim, sonra bana diyecek ki kalk yürü Habibi Muhammed ve Resulüm ya Muhammed ve git çıkar kalbinde, kalbinde evet buğday tanesi, arpa tanesi kadar imanı olan varsa onlara şefaat et, cehennemden çıkar denilecek bana. Geleceğim ve onları oradan şefaatle çıkarıp kurtaracağım. Ve yine Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri bana yürü diyecek. Biraz daha yürüyeceğim. Yine o işlediğimi işleyeceğim ve Rabbimi hamdü sena ile hamd ettikten sonra secde-i Rahman'a tekrar kapanacağım. Ve yine bana denilecek ki ya Muhammed irfa resek ve kul yusmalek ve seltuta ve şfa tüşeffa. Yine kalk, kaldır başını ya Habibim. İste ne istiyorsan yerine getirilecektir. Buyurulunca yine ya Rab ümmetimi istiyorum, ümmetimi diyeceğim ve yürü denilecek ve ilerleyeceğim. Cehennemden bu defa kalbinde zerre miskali imanı bulunanlara şefaat edeceğim. Demin bir buğday tanesi kadardı, şimdi zerre kadar olanı, ta ki ondan daha az, ondan daha az olanı Rabbimden talep edinceye kadar secde-i Rahman'a varışım ve Rabbimden ümmetim hakkında şefaat isteyişim devam edecek. Ve nihayet, nihayet şöyle diyeceğim. Ya Rab, izenli, bana izin ver ya Rab. Kimin hakkında? Fîmen kâle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Feyekul ve izzeti ve celali ve kibriyai ve azameti le uhricenne minha men kâle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Rabbi ümmetimden la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı kalbiyle demiş, şirke düşmemiş, küfre düşmemiş, bütün günahlarıyla ahirete la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek gelmiş. Mesela nasıl gelmiş? 70 yıl komünizm rejimi devam etti mi? Efendim? Etti. Allah demek yasak. Ezan yasak. Kur'an yasak. İki Müslümanın bir araya gelip Allah demesi yasak. Öyle mi efendim? Kiliseye her türlü ibadetleri yasaklamış. Yoksa hemen icabını yapıyor. 60-70 yıl böyle insanları dinden, imandan uzaklaştıran bir rejim mi? Efendim? İşte üstazım Süleyman Efendi Hazretleri bu dersleri yaparken, sohbetleri orada, o zaman orada bir Müslüman kolundan oğlunun tutup yavrum sana burada benim Kur'an'ı, dini, Müslümanız biz ama sana dini, imanı öğretmeme imkan yok burada. Ben kendim de bilmiyorum ama sadece sana diyorum ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, bunu de, bunu hiç unutma dese ve bu imanla, bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile ölse dosdoğru cennete gider. İşte Efendimiz ona elini uzatır. Allah'ım bu kulun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bunu dedi. Bunu dedikten sonra başka yapacak bir şey de bilemedi. Yaptırmadılar. İmkan ve fırsat vermediler. Onlara da şefaat edeyim. Onlar da şefaata mazhar olacak. Ve sırf la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile ahirete gitmiş ve cehenneme de girmiş ise ila nihaye orada kalmayacak. Sevgili Peygamberimizin bu şefaati ile o da neticede halas olacaktır.
İşte benim aziz ihvanı dinim. Cehennem ateşine bir saniye olsun girmeden cennete direkt olarak girmeyi Rabbim cümlemize nasibim yeter. İşi şefaata bırakırsak, yani demek ki böyle şefaat var peygamberimiz, öyleyse ben dalayım günahlara derseniz, Allah muhafaza, o zaman bu çok tehlikeli duruma da götürebilir. Şefaattan mahrumiyete kadar da götürebilir. Aman dikkat edelim. Çünkü cehennemin bir saniyelik azabı bu dünyanın yer tabakasının içinde kaynayan yerin derinliklerindeki mağma tabakalarından da daha korkunçtur efendiler. Bir saniyesine bile kişi orada tahammül edemeyeceğini ifade edecektir. Bir saniye, yıllarca, aylarca, günlerce oranın günüyle kalmaktan Allah muhafaza buyursun. Onun için biz dünyada vazifelerimizi yapmaya çalışalım. Efendimize itaatta kusur etmeyelim. Sünnet-i seniyesine sarılalım. Onun sünnetine bağlanalım. Kur'an'ımıza sarılalım. Çocuklarımız tatile girdi, aman onları boş bırakmayalım. Kur'an'ını, dinini, kitabını öğretmek için camilerimiz, her yerimiz, her yer emirlerinize amadedir. Koşun Allah'ın kitabını evlatlarımıza, Allah'ın dinini, peygamberimizi öğretelim. Bu duygularla hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı ömürler niyaz ederek sohbetimi toparlarken buyurun, bütün Enbiya-i Uzam ve Resul-i Kiram Hazaratımızın, hususiyle Efendimizin ve onun burada mübarek yarı, onun en büyük hazinesi bulunan Hazreti Ebu Eyyub.